Arkadaşlar şimdi bu örneğimizde if'ten sonra sadece bir komut kullandık. İşte bir if'ten sonra bir komut, else'den sonra bir komut kullandık. Eğer if'ten sonra birden fazla komuta etki etmek istiyorsak veya else'den sonra birden fazla komuta etki etmek istiyorsak bu örneğimizi kısaca şöyle değiştirebiliriz. Hani örneğimiz şu arkadaşlar. Hemen bunu girelim. Gülen not ortalaması gibi öğrencinin başarılı olup olmadığını kontrol eden örnek program demiştik ya. Şimdi bu programda arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Hani oraya birkaç tane daha mesaj yazdırmak isteyelim. Diyelim ki nasıl yapacağız biz bunu? Diyelim ki öğrenci sınıfını geçti. Şuraya da diyorum ki arkadaşlar SSOT büyük harflerle yazmayalım. SSOT. İşte ne diyelim? Canı gönülden tebrik edelim. İşte alt tarafta else'den sonra şunu olmasını istiyorum. SSOT bir mesaj daha yazdırmak istiyorum. Burada da daha fazla çalışmalı dedim. Şimdi arkadaşlar tabii ben ikinci bir komut satırı ekledim if'ten sonra. Else'den sonra da ikinci bir komut satırı ekledim. Fakat else'in altını kırmızıyla çizdi. Sebebi şu. Biz eğer birden fazla komut satırı eklemek istiyorsak şunu yapmamız gerekiyor. Bir küme parantezi içine almamız gerekiyor komutlarımızı. Yani biz az önce şöyle bir şey göstermiştik size. Evet. Burada arkadaşlar küme parantezlerinden bahsetmiştik. Fakat örneğimizde küme parantezi kullanmadık. Değil mi? Şu küme parantezleri var mı orada? Bizim örneğimizde yok. Çünkü tek bir komut kullanacaksak, şartımızdan sonra tek bir komut çalıştıracaksak küme parantezi kullanmaya gerek yok. Fakat birden fazla komut kullanacaksak o zaman küme parantezi kullanmanıza gerek var arkadaşlar. Buraya bir küme parantezi açtım. Hemen alt kısma iniyorum. Bir küme parantezi burada kapattım. Ve burada kırmızı gitti. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde çalıştıralım mı? Bakın çalıştırıyorum. Dikkatlice burayı izleyin arkadaşlar. Evet. Hemen çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Not ortalamasını giriniz diyor. Öğrencinin notu 60'a küçükse diyor. Şimdi 60'tan büyük bir rakam girelim veya 60 girelim fark etmez. 60 da geçen nottu. Evet. Enter'a basıyorum. Öğrenci sınıfını geçti. Canı gönülden tebrik ederim. Daha fazla çalışmalı diyor. Niye böyle bir şey çıktı arkadaşlar? Buraya neden dikkatli bakınız diyorum. Şundan dolayı diyorum arkadaşlar. Şimdi if'ten sonra çalışacak komut dizisini yazdık. Küme parantezi için. Else'den sonra da bu çalışır. Else şartına bağlı olarak. Bu zaten görülmedi burada. Çalışmıyor. Gördünüz mü? Ama bir alttaki çalışıyor. Neden? Çünkü buradakini de if else kalıbının içine almadığımız için bizim if else kalıbımız burada sona eriyor. Buraya kadar çalışıyor. Bundan sonra sıradaki komutu çalıştıracaktır. Evet, biz bunu da else kalıbının içine almak istiyorsak şunu yapacağız. Burada da bir küme parantezi açacağız. Aşağı ineceğiz. Burada da bir küme parantezi kapatacağız arkadaşlar. Şimdi daha fazla çalışmalık kelimesi çıkmayacaktır ben 60 notunu yazarsam. Deniyorum. Çalıştırdım. Buraya 60 yazdım. Enter'a bastım. Öğrenci sınıfını geçti. Canı gölden tebrik ederim diyor. Gördünüz mü? Birden fazla komut yazacaksanız if else kalıplarının içine arkadaşlar küme parantezleriyle onları koruma altına almanız lazım. Yani kapsamanız lazım. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir kez daha çalıştıralım. Bu sefer de düşük not girelim. Mesela 59 girelim. Öğrencinin notu 59 düşmüş diyelim. Enter'a bastık. Öğrenci başarısızdır. Sınıfını geçemedi. Daha fazla çalışmalı şeklinde bize mesajı yazdırdı arkadaşlar.